Bülent Bey'e bir döneyim, sonrasında sevgili Zeynep'e de hemen bir soracağım elbette ama Bülent Bey hiç kuşkusuz, yani burada Adalet Bakanlığı diyor ki infazını tamamladı. Yani kağıt üzerindeki kanunlara uymuş olması vesaire bir kenara ama toplumsal vicdan ve o vicdanın terazisindeki adaletin ne kadar gerçekleştiği konusu galiba o da o kadar önemli bir şey olsa gerek. Buyursunlar, bu konuda yorumunuzu almak isterim yine bir hukukçu olarak elbette. Şimdi Çiğdem Hanım, bu gömlek hikayesi, yani düğmeyi yanlış iliklerseniz sonuna kadar yanlış gider. Evet. Şimdi yargılamanın ilk başına bakalım. Türkiye'nin tabii o Miyase Hanım o dönemi özetledi. O dönemde hatırlarsanız Fethullahçı çete, yargı ve emniyet içerisindeki Fethullahçı çete Türkiye'de tırnak içerisinde ulusalcı, Kemalist gazetecileri, silahlı kuvvetler içerisindeki komutanları, akademideki akademisyenleri, kamudaki birçok insanı tasfiye etmek istiyordu. Ve bir Ergenekon suç örgütü diye bir örgüt attılar. Tam da o dönemde Hrant Dink'in o dönemki konuşmaları, özellikle belli çevreler tarafından bu Ermeni o dönemki yazmış olduğu yazılar ve o dönemki Ermeni sorunu nedeniyle Türkiye'nin bir anda gündemine geldi. Tam da o sırada aslında Fethullahçı çete bunun altyapısını hazırlayarak Hrant Dink'i öldürdü. Şimdi Hrant Dink'in öldürtülmesinin Fethullahçı çeteye sağladığı şöyle bir şey vardı. Bir, içerideki bir kesime karşı özellikle liberal ve liberal kullanalım solcular. Hı hı. Yani bakın işte bu Ergenekon dediğiniz yapı Hrant Dink gibi bir adamı bile katlettirdi diyerek bir algı yapmaya çalıştılar. Aynı zamanda da uluslararası kendi yapmış oldukları, içeride yapmış oldukları operasyonda uluslararası çevrelerden destek almak istediler. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Aslında bu o gün o tarihte doğrudan Ergenekon üzerinden ulusalcı ve Kemalist insanlar suçlanmıştı. Ama bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz ki yargılamanın konusuna çünkü devam eden bir dava var. Nedir o? O dönemin emniyet müdürü ve kamu görevlileriyle ilgili Hrant Dink'in öldürülmesi, katledilmesi, o dönemdeki kamu görevlilerinin rolü, Fethullahçı çetenin rolü bugün yargılama konusu. Ama bugün ortaya çıkan tablodan geriye dönüp baktığımızda o dönemde yargı bu olayı basit bir adam öldürme dosyası olarak ele aldı ve tasarlayarak adam öldürmekten dolayı ceza verdi. Ne ortada bir örgüt soruşturması yaptı, ne bunu örgütlü bir cinayet olarak algıladı, ne bunu bir terör eylemi olarak algıladı. Basit bir adam öldürme olarak cezalandırdılar ve bugün ortaya çıkan sonucun, tablonun asıl sebebi o günkü yapılan yargılama. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması, evet, hukuksal açıdan baktığınız zaman yasalara uygun mudur? Evet, yasalara uygundur ama eleştirilecek noktalar var mıdır? Vardır, onu biraz sonra söyleriz. Tabii. Ama siz böyle bir cinayeti, böyle bir komplike içinde kamu görevlilerinin olduğu, içinde azmettiricilerin olduğu, içinde başka hesapların olduğu bir örgütlü cinayeti basit bir adam öldürme olarak alıp yargıladığınız zaman zaten olayı çok hafife almışsınız demektir. Olayı önemsizleştirmişsiniz demektir. Ortaya çıkan yargılama ve verilen karar bunu doğrulayan bir şey. Olması gereken neydi? Bu adamların en azından örgütlü cinayet işlemekten ceza almaları gerekiyordu. Ama bu yapılmadı. Bunun üstü örtbas edildi. Bugün peki ne oldu? Bugün yine devam eden, yani Fethullahçı çetenin mensubu oldukları hakkında yargı kararları olan dönemin emniyet müdürü, istihbarat müdürü, o dönemki kamu görevlileriyle ilgili yargılama devam ettiği halde o gün Samas'la ilgili bir hukuki tasarrufta bulunmuyorsunuz ve onu normal bir adi suçmuş gibi infaz hükümlerine göre tahliye ediyorsunuz. Şimdi burada yani bunu kıyaslamak açısından ve konunun daha iyi aydınlatılması açısından söylüyorum. Şimdi Barış Pehlivan'ın başına gelen şey, Barış Pehlivan daha önce bir haber nedeniyle ceza almıştı. Denetimli serbest tedbiri uygulanıyordu. Ama basit bir kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle denetimli serbestlik tedbiri geri alındı ve cezaevine girdi. Evet. Düşünün, yani burada o gün Samast
artık Fethullahçı çetenin ortaya çıkan tablo içerisinde bunun bir Fethullahçı çete tarafından organize edilen bir organize cinayet olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkmışken, içinde bu kadar kamu görevlisi, içinde bu kadar kişilerin, azmettirlerin olduğu örgütsel bir yapı tarafından işlenmiş bir cinayet varken bunu görmezden gelip bunu bir tarafa bırakıp basit infaz hükümlerine göre tahliye edilmesi toplum vicdanında kabul görmemiştir ve sorunlu bir tahliyedir. Şimdi gelelim Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya. Bakın ne diyor? Bolu F tipi cezaevinde yatmaktayken şartla tahliye hükümlerine göre tahliye edildi. Anlaşılıyor ki o gün Samas açık cezaevine geçmeden doğrudan tahliye ediliyor. Yani normalde hükümlerin infaz koşulları şöyledir. Yani cezaevine girersiniz, infaz rejimine tabisinizdir. Belli bir süre geçtikten sonra açık cezaevine geçersiniz. Açık cezaevindeyken de şartla tahliye hükümlerine göre tahliye edilirsiniz. Bakın burada açık cezaevine bile geçmeden doğrudan tahliye ediliyor. Peki burada tahliyenin eleştirilecek noktası nedir? Evet, daha önceden de tahliye edilebilirdi. Zaten Adalet Bakanlığı bunu açıklıyor. Diyor ki daha önceden de şu tarihlerde bu önümüze geldi, biz reddettik. Şimdi koşullu salıverilme, yani aldığı cezanın 1/3'ünü kapalı cezaevinde geçiren kişi koşullu salıverilme hakkına sahip olur. Peki koşulu nedir? Cezaevinde kaldığı süreyi iyi halli olarak geçirmiş olması koşuluyla. Cezaevinde bir komisyon var. Komisyonun başı oradaki savcı ve komisyonun üyeleri var. Toplanıyorlar. Her toplantıda oradaki hükümlüyle ilgili bir rapor veriyorlar. Diyorlar ki evet bu iyi hallidir ve tahliyesi gerekir. Şimdi buradaki sorumlu alan neresi? O gün Samas cezaevindeyken oradaki cezaevi görevlisi olan gardiyanlara karşı işlemiş olduğu ağır bir suç var. Yani gardiyanın birisinin boğazına bıçak dayamıştır. Bu nedenle 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası almıştır. Dolayısıyla cezaevinde kaldığı sürede aslında bir iyi halinden söz edilemez. Ama buna rağmen bu dikkate alınmamış. Bir süre kamuoyunun tepkisinden, şundan bundan korkularak bu geciktirilmiş, ötelenmiş ama bugün tahliye edilmiş. Peki tahliye edilmeyebilir miydi? Evet, edilmeyebilirdi. Demin Miyas Hanım söyledi. Ya bir sürü sol siyasi düşünce suçlusu cezaevinde, yapmış oldukları hiçbir eylemi bile tarif edilmezken sırf düşüncelerinden dolayı cezaevinde kalan bir sürü insana siz iyi hal koşullarını uygulamıyorsunuz, şartla tahliye hükümlerini uygulamıyorsunuz ve bu adamları cezaevinde tutmaya devam ediyorsunuz. O zaman gelelim o gün Samas'ta. Hı hı. Demek ki bu iktidar, bu yargı o gün Samas'ta bakış açısıyla diğerleri arasında bir fark yok. O gün Samas'ta toplum açısından, kamu düzeni açısından tehlike olarak görmüyor. Demek ki onun cezaevinde bir gardiyanın boğazına bıçak dayanmış olması bile onun ihalsiz olduğu yönünde hiçbir emare, hiçbir delil ortaya koymuyor. Toplanıyorlar, diyorlar ki iyi hallidir, şartta tahliye olabilir. Adalet Bakanlığı açıklamasında bir tek kapalı kalan, bir tek cevap vermediği alan burası. Nasıl siz bu kişiyi iyi halli olarak kabul ettiniz? Bu kişilikteki bir adamı nasıl iyi halli olarak kabul ettiniz? Bunun koşulları bu kadar esnek midir? Yani oradaki komisyondaki 3 kişinin, 5 kişinin takdir hakkına mı dayalıdır? Bu adamın iyi halli olmaması için cezaevinde başka ne yapması gerekiyordu? Yani orada cezaevinde kitap okumak dışında, dışarıdaki insanlara mektup yazmak dışında hiçbir eylemi olmayan düşünce suçlarını siz iyi halsiz olarak kabul ediyorsunuz ve şartla tahliye hükümleri uygulamazken bu kişiye nasıl uyguladınız? Bence Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında sorunlu olan yer burasıdır. Evet. Burayı açıklamalar lazım. Yoksa diğer kısmıyla ilgili evet, infaz yasaları buna vücut veriyor. İnfaz yasaları buna olanak tanıyor. Dedikleri doğrudur. Evet, o gün Samas aslında onların açıkladığı koşullara göre, onların açıkladığı yasalara göre gerçekten çok da yatmış yani. Daha önce çıkması gerekiyordu. Ama siz eğer bu işi gerçekten ihal kavramı üzerinden topluma kazama çıktığı zaman yeniden bir suç işlememe
işte cezaevinde kaldığı sürede cezaevinin disiplin kurallarına uyumlu kaldığı yönünde bir değerlendirme yapacaksanız, o zaman cezaevindeki gardiyanın boğazına bıçak dayama eylemini nereye koyacaksınız? Bunu nasıl açıklayacaksınız? Evet. O eylem orada duruyorsa ve bu adam bu kadar ceza almışsa, bu adama nasıl siz iyi halli deyip şartla tahliye edeceksiniz? Burası sorunlu bir alan. Peki. Ama burada asıl sorunlu yer tabii Türkiye'deki bu yaratılan iklim ve yargının, idarenin, iktidarın insanlara bakış açısı. Ben her yerde söylüyorum. Türkiye'de maalesef bir ceza pratiği oluştu. Burada ceza pratiğini somutlaştırılarak söylersek düşman ceza hukuku. Hı hı. Bir iyi vatandaş, iyi yurttaş var. Bir de düşman yurttaş var. İyi yurttaş dediğimiz o gün Samaslara yasalar lehe nasıl uygulanacaksa o şekilde uygulanıyor. Düşman dediğimiz yazan, çizen, düşüncesini söyleyen insanlara da yasalar nasıl aleye kullanılabilir o şekilde kullanılıyor. Ve maalesef bu da Türkiye'de ortaya çıkan yargı krizinin ya da yargının topluma güven vermemesinin temel sebebi budur. Evet,